Efendim, şimdi dış haberler müdürümüz Burak Tatar'ı ile birlikte dünyada neler olup bittiğine şöyle bir bakacağız. Burak, hoş geldin Benim öncelikle. Günaydın. Günaydınlar. Ee, İran'da Kasım Süleymani'nin anma töreninde peş peşe ardarda iki bomba patla, patlatılmıştı ve bu saldırıları da üstlenen olmadı. E, ilk etapta ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nden de gelen açıklamalar vardı. Biz yapmadık İsrail'in de yaptığını düşünmüyoruz demişti. Bizler acaba İsrail intikam mı alıyor diye sorgularken. Tabi şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamasının hemen ardından da saldırıyı DAEŞ üstlendi ve bu dünyada nasıl yankı buldu onu senden alalım. E, şimdi gazeteler üzerinden de göreceğiz. Çok hareketli bir haftayı geride bıraktık onu söyleyelim. Salı akşamı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Aruri, Hamas'ın iki numarasının öldürülmesinin ardından bir gün sonra Kasım Süleymani ki 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin öldürdüğü, o da İran'ın belki de iki numarası devrim muhafızlarının başındaki kişi, İran'ın özellikle yurt dışındaki Irak, Suriye, Yemen, Lübnan gibi faaliyetlerinin başındaki kişiydi. New York Times'dan görelim dedik, İran bombalamalarının sorumluluğunu DH üstlendi şeklinde. Hemen olayın ardından tabii olan şüpheliler arasında hem İsrail vardı, İranlı olan gergin durumdan dolayı hem de cihatçı örgütler vardı. Ali Şerdelek de Sözcü TV Genel Müdürü hemen yayına çıkıp anlatmıştı durumu. Ben de ondan sonra konuştum ne olabilir diye. Çünkü Tahran'da gazetecilikte yaptığı için Ali Şerdelek o da şeyi söylemişti. Hani İsrail gibi görünse de böyle bir saldırının ardında cihatçı örgütler olma olasılığı kuvvetli. IŞİD veya El Kaide türü yapılar diye ve de sonunda Zaten. IŞİD bunu üstlenmiş Aynen. oldu. Bu kuşkusuz önemli. Bir de şunu söyleyelim. Biz de şaşırdık haberleri takip ederken. E, iki bomba ardarda arda patladı. E, Kasım Süleyman'ın e, mezarını ziyaret etmeye gelen binlerce kişi ve ölü sayısının çok artmasından endişe ediliyordu. Önce 103 kişinin öldüğü açıklandı. Sonra, Sonra 95'e indirildi ve son olarak 84'e revize edildi. Böyle de tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Evet bakalım daha sonra nasıl açıklamalar gelecek, nasıl karşılık verileceği de elbette merak konusu. Ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken Orta Doğu turuna çıkacak. İlk ziyaretini de Türkiye'ye yapacağı bilgileri var. E, cumartesi günü gerçekleşecek bu ilk ziyaret. Şimdi gündem gazlı olacak ama başka neler konuşulması planlanıyor. Son olarak onları biz senden alalım ve daha sonra hangi ülkelere ziyaret gerçekleşeceğini de sen bizlere söyle. Şimdi bu kapsamlı bir e, ziyaret tabii ki. E, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan öğrendiğimizde de sadece Türkiye'ye mi geliyor yoksa Orta Doğu turlarından biri mi diye düşündük ama Orta Doğu çok gerginken Türkiye'ye geliyor Blinken'ın. PBS'ten Amerikan basından görmek istedik. Bölgesel çatışma tehlikesi artarken Blinken Orta Doğu'ya gidiyor. Ne demek bölgesel çatışma riski? Aklımıza ilk olarak tabi 7 Ekim Hamas Aksa Operasyonu ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve başından itibaren de bu savaş Lübnan'a sıçrar mı? Hizbullah'ın kontrolündeki Beyrut'taki bölgede Hamas'ın iki numarasının öldürülmesi bu endişeleri arttırdı. Bizim de gözlerimiz tabi Hizbullah lideri Nasrallah'ın yapacağı konuşmaya döndü. Nasrallah sert konuşmakla birlikte, İsrail'de hedef göstermekle birlikte tansiyonu daha da arttıran bir açıklama yapmadı. Eğer ölmez sağ kalırsam Cuma günü konuşacağım dedi. Yani dolayısıyla bugün bir Nasrallah'ın konuşmalarına bakacağız. Herhalde Hizbullah'ın bir şekilde karşılığı olacaktır. İran'daki saldırıyla ilgili de bunun bölgesel sonuçları olur mu diye baktığımızda işin doğrusu İran tarafının, Tahran tarafının da e, terörü kurutacağız, şiddetin e, köklerini kurutacağız sözlerin ötesinde tansiyonu düşürmeye yönelik açıklamalar geldiğini söyleyebiliyoruz bütün taraflardan. Dolayısıyla önemli Blinken normalde salı günkü saldırı olmasaydı Cuma günü İsrail'e gidecekti. Son 3 ayda 4. kez Orta Doğu turuna çıkıyor ve Türkiye ile başlayacak. Türkiye'den Yunanistan'a geçecek, Yunanistan'dan Ürdün'e geçecek. Ürdün'den sonra Katar var, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Daha sonra İsrail tabii ki büyük ihtimalle Netanyahu ile bir araya gelecektir. Oradan Batı Şeria'ya geçecek. En sonunda Mısır'la noktalayacak. Evet. Özellikle İsrail ziyareti önemli. Türkiye ziyaretine geleceğim. O, o da çok önemli tabi. Ee, İsrail'de şunları söylemesi bekleniyor bu haberde PBS onları anlatmış. Gazze'ye insani yardımın arttırılması, saldırıların azaltılması özellikle Hı -hı. sivillere yönelik ve son olarak da Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin şiddetin azaltılması. Türkiye'ye gelince tabii ki Gazze birinci konu, Hı -hı. Orta Doğu'da artan gelinim ikinci konu. Perşembe sabahı dün sabah normalde İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye gelecekti. Ertelendi. Dolayısıyla Blinken'la bu Orta Doğu'da artan gelin mutlaka konuşulacak. Ama ziyaretin bir numarası bunlar değil. Bir numarası İsveç'in NATO, NATO üyeliği değil. konusu olacak. Dışişleri Komisyonu'ndan geçti ve de bu ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kuruluna gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla İsveç'in NATO üyeliği deyince de aklımıza F-16'lar geliyor Ama artık. Ama bir bağlantısı bu konuda... olmadığını da açıklamışlardı daha sonra kabul ettiler artık bu konuyu bir numaralı konu bu olacak şimdi evet. doğrusu.